Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Uzun ara katmamızın da bazı sebepleri var. Hem gübre fiyatları özellikle bu son günlerde uçuşa çıkmasından sonra, ben normalde bu dönemlerde maliyet videoları yapıyordum. Doğru dürüst bir video yapamaz olduk. Gübre fiyatlarımız son günlerde, hatta son aylarda astronomik rakamlara ulaşınca biz de burada kendi çapımızda çiftçiler olarak küçük beyinlerimizle küçük çözümler üretmeye çalıştık. Bu videomuzda size neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi anlatmak istiyorum. Umarım size de faydalı olacaktır. Öncelikle ben neredeyim onu bir ifade edeyim. Burası Tarsus'a bağlı Bağlarbaşı Mahallesi ve çok samimi bir dostumun şeftali bahçesindeyiz. Öncelikle bu ağaçların yanına ben bir gideyim de, geçen sene biz bu ağaçları diktik. Sürekli sık sık ben buraya geliyorum ve ağaçların gözlemlerini falan yapıyoruz. Şu anda mevcutta gördüğünüz bahçe 15-16 aylık fidanlar. Bu fidanlar artık fidan olmaktan çıktı. Ağaç şeklini almaya başladılar. Konumuz aslında gübre fiyatlarının bu kadar yükselmesinden dolayı biz neler yapabiliriz? Çünkü bu konuda çok soru ve yorum geliyor. Bunun hakkında bizim kendimizin yaptığımız ve neticesini iyi bir şekilde gördüğümüz şu havuz hakkında konuşacağız. Bunu bu sene Selim Usta, biz bunu ne zaman yapmıştık? Geçen sene mi yaptın? Geçen sene, 2 sene oldu. Geçen sene ağacı ektikten sonra biz bu havuzu burada yaptık ve şurada da görüyorsunuz, havuzun içine su doldurduktan sonra çuvallara hayvan gübresini doldurarak bu şekilde bu şekilde beklettikten sonra 10 gün 15 gün her suda biz bu gübreyi vererek hem gübre maliyetlerimizi düşürdük hem de bahçemiz, fidanlarımız çok daha kaliteli bir şekilde büyüdüler ve geliştiler. Özellikle daha geçen sene yaptığımızda gübre fiyatları bu kadar yüksek değildi ama bu sene özellikle bunun faydasını biz çok gördük. Gübre maliyetimiz %50-%60 civarında düştü. Hem bitkiler için daha sağlıklı hem de ekonomik olduğu için çok faydasını gördük. Sizler de çok atla deve değil arkadaşlar. Çok pahalı bir şey de değil. Yüksekliği yaklaşık olarak 1 metre 20 santim, eni 3 metre 2 metre, 3'e 2 yani 6 metre karelik bir havuz yaptık. İçini de böyle bir brandayla sabitledikten sonra suyu doldurup bunu, hayvan gübresini attık içine. İçine attığımız hayvan gübresi tavuk gübresi. Siz eğer bulabilirseniz güvercin gübresi de kullanabilirsiniz. Normal koyun gübresi, ondan sonra mal gübresi. Bütün gübreleri kullanabilirsiniz. 10-15 çuval içine atıp suyu dolduruyoruz. 15-20 gün bekledikten sonra sürekli bunu her suda şurada sisteme bir hortumla bağlayıp gübreden sonra veya gübreden önce veriyoruz. Hem de organik bir şekilde. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Onu da hemen gösterelim. Şuradan bir hortum çekmişiz. Buradan hortum çekmişiz. Bu çekme hortumu mu? Evet. O dolduruyor. Suyu buradan dolduruyor. Suyu tekrar dolduruyoruz. Yani buradan da çekiyor. Aşağı taraftan buradan da çekip orada sistemin ucundan normal şeye basıyoruz. Ağaçlara basıyoruz. Bu şekilde ancak bu zamlardan bu şekilde kurtarabiliriz. Gübreden %50-%60 karım var abi. Fikir üretmek kolay. Yani şöyle yaparız, böyle yaparız, böyle yapın demek kolay. Ama işin zor tarafı, aslında zor da değil de, işin bunu uygulamaya geçirmek önemli. Selim Usta'ya da bahsettik. Geçen sene ben yaparım dedi. Çok bir şey değil. Zor bir şey de değil. Bunu yaptığınız zaman ağaçlar hem organik besleniyor hem de faydası oluyor. Tabii organik şu an doğal olarak yetişiyor. Ve artı gübreler böyle %50-%70 %60 karım oluyor. Ve ağacım daha uzun ömürlü oluyor. Evet.
Ve artı ülke ekonomisine, ağacımın daha iyi gelişmesine en büyük paylardan biri bu. Bunu da kim söyledi? Kemal Beytekin söyledi. Aynısını da uyguladım. Şu anda devam ediyorum. Ve meyvemin de bir hafta, 10 gün önce erken çıkıyor. Ve ülke ekonomisine ve kendi cep, kendi ekonomisine çok büyük faydasını gördüm. Eline sağlık. Çok da güzel yapmış. Şöyle ben bir bahçenin arasına da gideyim. Ağaçların durumunu da göstereyim. Bir sonraki videomda da bu ağaçları sadece, tamam biz bu hayvan gübresini veriyoruz ama bunun haricinde neler yapıyoruz? Bu ağaçlar 15 ayda nasıl bu düzene geldi? Onun hakkında da tüyolar size vereceğiz inşallah. Bu arada ağaçlar geçen sene geldiğinde, yani şöyle belirteyim, şunu elime alayım. Fidanlar şöyle bir şeydi. Fidanlar çok kalitesiz bir şeydi. Bunlar tüylü şeftali. Şu an bu danık. 2-3 gün önce budaması yapıldı ve ortasındaki dallar falan alındı. Budamadan fazla anlamıyorum, onu ben karıştırmayayım şimdi. Ama ağaçların genel yapısına baktığımızda bayağı yüksek, meyve gözleri çok iyi ve aslan kuyruğu dediğimiz çinko eksikliği, mangan eksikliği gibi iz element eksikliği de bulunmuyor. Bunun hakkında ben ayrı bir video yapacağım. Onu da sizlerle birlikte biz de bakacağız, neler yaptık, neler ettik diye. Bu ağaçların bu hale gelmesinin %50 payı bu yaptığımız sistem varken, öbür taraftan yaprak beslemesi hakkında vereceğim tüyolarla birlikte bu şekle ulaştık ve çok da memnunuz. Çiftçimiz de çok memnun. Biz de yaptığımız işten dolayı hem ekonomik olarak hem de ağacın daha uzun süreli hayatta kalması için, çünkü şu şeftali ağaçları ekonomik ömürleri 10 ile maksimum 12 senedir. 8 senede bitirenler de var. Fazla kimyasal gübre kullanarak. Bu şekilde besleme yaptığımız zaman 15-16 seneyi, evet, Allah'ın izniyle inşallah göreceğiz. Evet. Durumlar bu şekilde sevgili dostlar. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de yapabilirsiniz ama bu konuda ben yine oraya geçeyim. Ufak tefek bir iki tüyü daha vereyim. Yaparken böyle yapabilirsiniz diye. Şimdi birincisi, bunu yaptığınız zaman şuradan mesela görüyorsunuz, burada çürümüş şu şekilde hayvan gübresini çuvallara katıp bunun içinde ilk kullanmadan önce bir 10 gün falan bekletirseniz çok daha güzel olur. Mayalanıyor. İkincisi de bunun içine biraz şeker gübresi katabilirsiniz. Onun da çok faydası olur. Ve en önemli kısım da şunun ucuna, şu bizim çıkışın ucuna buraya bir bez, herhangi bir filtre bağlayarak bu pisliklerin girmesini engelleyebilirsiniz. Filtreli. Şimdi filtreyi takamaması için, evet, burada da bir filtre olması, evet, gerekiyor iç tarafta. Durumlar bu şekilde, artan gübre maliyetlerine bu şekilde bir çözüm, sağlıklı bir çözüm yapabilirsiniz. Sezonun sonu geldiği zaman normalde burası biraz daha temiz oluyor. Yapraklar dökülüyor, üstü yaprak dolmuş. Tamam, siz dilerseniz üzerine bir file gibi bir şey de atabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Tarsus Bağlarbaşı köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Misafirimiz Abdullah, ustamız Selim Usta. Selim Usta benim samimi dostum. Yıllardır beraberiz. Bahçenin hatta sürümü dahil, eskiden kayısıydı burası, sürümü dahil beraber yaptık ve bugüne kadar getirdik. Allah hayırlı uğurlu bereketli etsin inşallah. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.